İstanbul'un kendi haline yaşayan bir semti olan Balat, tarihiyle dolu dolu, dar sokaklarıyla, cumbalı evleriyle cıvıl cıvıl. Heyecanın, hareketliğin hiçbir zaman bitmediği yer. Şimdi sizi Balat'tan Fenerbahçe Lisesi'ne kadar uzanan bir yolculuğa çıkartıyoruz. Balat incilerinden olan Demir Kilise tüm ihtişamıyla Balat sahili süslemeye devam ediyor. Dünyada 3 tane bulunan Demir Kilise, Arjantin, Avusturya olmak üzere bir örneği de Türkiye'de Balat'ta. Tüm ihtişamıyla karşınızda. Demir Kilise. Farklı din ve etnik kökenlere yüzyıllar boyunca sevgi ve misafirperverlikle ev sahipliği yapmış, Balat semtindeki sizlere hoşgörü sembolü olan Demir Kilise'yi anlatarak başlıyoruz. Demir Kilise, yani Sevitli Stefan Kilisesi. Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit Han döneminde açılmış olan bu kilise, Hristiyan Ortodoks halkına hitap etmektedir. Günümüzde hala faaliyetini sürdüren bu kilise, 9 yıl süren restorasyon sürecinin ardından görkemli bir açılış töreniyle tekrar halka açılmıştır. Neogotik ve neobarok stiliyle inşa edilen kilisenin sadece mihrap kısmı ağaçtan yapılır ve altın ile kaplanır. Kilisenin ikonları için Moskovalı bir fabrikatör ile sözleşme imzalanır ve ressam Löwdev bu ikonları resmeder. Kilisenin kulesinde bulunan ve en büyüğü 400 kilo civarında olan 6 çan ise Rusya'da dökülür. Balat, İstanbul'un kendi halinde yaşayan, altın boynuz olarak da bilinen, manzarasıyla göz kamaştıran hariç kenarına kuruludur. İstanbul'un birçok semti gibi bir zamanlar burası da gayrimüslimlere ev sahipliği yapmıştır. Eski yapıları ve ara sokaklarıyla Balat'ta dolaşırken tarihin derinliklerine doğru süzülürmüş gibi bir hisse kapılırsınız. Eyüp Sultan Camii, Demir Kilise, Feshane, Piyarlati, Cumbalı evleri, renkli merdivenleri ve sokak aralarındaki kafeleri her bir köşesinde gönlünüz doyar. Buralarda dolaşırken fotoğraf makinesiyle bu tarihi semti ölümsüzleştirmek, hatıralarına kaydeden bolca turist görmek mümkündür. Balat'ı eşsiz kılan bir diğer unsur ise tarihi dokusunu günümüze kadar taşıyor olmasıdır. Balat sokaklarında gezerken sanki o yıllarda yaşıyormuşçasına bir hisse kapılabilirsiniz. Balat yüzyıllardır farklı ırk, din, dil mensup insanların birlikte barış içinde yaşadığı, 21. yüzyılda olmamıza rağmen sokak kültürün hala devam ettiği, öğle saatlerinde oyun oynayan çocuk seslerini duyabileceğiniz o güzide semtlerimizden biridir. Kozmopolit Balat'ın tarihi yapısı içerisinde kaybolmuş bir şekilde meşhur cumbalı evlerinin arasında yürürken Fener yönündeki tepelere doğru kafanızı kaldırdığınızda büyüleyici bir yapıyla karşılaşırsınız. Buranın insanı etkilememesi imkansızdır. Burası Kırmızı Mektep olarak da bilinen, günümüzdeki ismiyle Fener Rum Erkek Lisesi'dir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden tam bir yıl sonra Rum halkına ve azınlıklara bir takım haklar verdi. Bu hakların yanı sıra bu okulun Fener Rum Mektebi Kebir adı altında eğitimine devam etmesine de izin verdi. O günden bu yana bu ihtişamlı yapı 564 yıldır aralıksız bir biçimde eğitimine devam etmektedir. Balat'ın Gök Kubbesi Fener Rum Lisesi'ndeyiz. Farklı etnik toplumların hep beraber yaşadığı bu güzel çatı altında bizler de burayla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Uğur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Kırmızı Mektep ne zaman, nasıl yapıldı? Bu tarihi yapı Bizans döneminden kalma bir eser. Lakin 1453 senesinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonra, yani 1454 yılında Fatih Sultan Mehmet'in uygulamış olduğu hoşgörü politikasıyla beraber bu okulda eğitime devam etmesine karar verildi. Günümüzde de hala eğitim devam etmekte. Lakin adı Fener Rum Kebiri olarak değiştirildi. 560 yıldır hala günümüzde eğitim aralıksız devam etmekte. Şu anda ismi Fener Rum Lisesi olarak devam ediyor. Evet. Peki Kırmızı Mektep denmesinin sebebi ne güzel okula? Fransa'nın Marsilya şehrinden önemli taşlar getirildi buraya. Kiremitler, tuğlalar. O sebepten mütevellit günümüzde Kırmızı Mektep olarak da denmekte bu okul. Bu lakabı olarak Kırmızı Tabii, özel tuğlalar açısı değil mi? Yani Fransa'nın Marsilya geçen kentine getirilen taşlar. Balat'tayız. Farklı kültürel topluluklarının hep beraber buluştuğu bu yerdeyiz. Evet. Bu güzel okulun gelip görünmesi, insanların burayı tanıması açısından neler söyleyebilirsiniz? İnsanlar buraya mutlaka gelmeli. Sadece Rum Lisesi değil, birçok önemli tarihi eserler var, mimari yapılar var. Birçok etnik kökenlerin buluştuğu bir semt Balat. Yani mutlaka gelip görmeleri lazım. İstanbul'un simgesidir burası. Teşekkür ederiz Uğur Bey. Bugün Balat'ın gök kubbesi Fener Rum Lisesi'ndeydik. Uğur Bey'le konuşmalarımızı yaptık ve belli başlı şeyleri size aktarmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Balat, tarihi ve işine az rastlanan mimarisiyle, bizi geçmişe götüren sokak kültürüyle eşsiz bir semttir. Elimizden geldiğince size bu eşsiz güzide semti anlatmaya çalıştık. Bir gün yolunuz Balat'a düşecek olursa bu tarihi semtte kendinizi kaybedip fotoğraf çekmeyi unutmayın. Burada geçen güzel anılarınızı ölümsüzleştirmek isteyebilirsiniz.